Okul senin yolunu gözlüyor oğlum. 3 günlük karınla mı seni nereye bırakıp gidiyorsun? Oh ne güzel İstanbul. Malı mülkü satacaksın, Amerika'ya gideceksin. Var mı lan böyle bir hayat? Abi Narin benim yüzümü bile görmek istemez artık. Gerçekten bak. Ben onun hayal bile edemeyeceği kadar hayal kırıklığına uğrattım. Murat. Gönül işlerinin çetelesi tutulmaz. Özlüyorsan özlüyorsundur. Seviyorsan seviyorsundur. Yok öyle bir şey ya. Memleket idare etmiyoruz oğlum. İnsanız lan burada. O senin ailen Fırat. Peki kim karısını hamile bir kadın için birkaç ay bırakıp gideceğini söyler? Oğlum bebeği kurtarmaya çalışıyordum. Gururu bırak. Yedin mi? Düzelt işte. Düzeltecek bir şey yok. Elimi neye atsam elimde kalıyor zaten. Hiç değilse bu daha onurlu bir davranış yani. Böylece artık ona zarar vermemiş olurum. Ay nasıl olsun? Tetkikler falan devam işte. Şey Deniz Hanım, galiba ortağınız biraz önce bana biraz gerildi. Çünkü benden kahve yapmamı istedi. Ha. Ama ben onu yapamıyorum. Yani becerebilsem yapacağım ama hani sallama çay falan istese hemen. Hemen yaparım ama kahve yapamıyorum. Babam da zaten hep der ki evde aman o yapmasın da kim yaparsa yapsın. O yüzden hani ben daha zor duruma düşmeyeyim istedim. Onlar da içip de hani tatları kaçmasın diye. Ben konuşurum tamam. Tamam. Nerede? İçeride. Ah topla onlar düştü. Ah tabii. Deniz'cim hoş geldin gel. Ay hoş bulduk. Deniz konuşmamız lazım. Bu ne ya böyle sakar sarsak bir şey. Jülide Hanım dönene kadar yerini idare eden birini bulalım olmaz. Ay yok kadın hasta iyileşecek ayıp olur şimdi ne diyeceğiz kadına. Yazık ya. Buyurun Narin Hanım. Bana da bir kahve Rafet. Kadın... Deniz Hanım Rıfat, Rıfat, Rafet değil. Ya bir türlü öğrenemediniz adamı. Ay senin ne işin var burada? Yani tesadüfün böylesi işte. Yeni ofis boyumuz. Müşteriniz geldi, içeri aldım. Önce hanginiz görüşeceksiniz? Dur. Narin görüşür. Sen... Ne oldu? Narin mi işe aldı seni? Hı-hı. Çay kahve falan yapacağım işte size. Öyle. Aa. Ama keşke personel alımı yapmadan önce Jülide Hanım'ı bekleseydiniz. O böyle işlerde çok titizdir biliyorsunuz. Yok ya yok o bizim eski elemanımız. Allah Allah. Allah Allah. Beni pek gözü tutmadı. Allah Allah değil mi? İyi ben size bir kahve yapayım o zaman. Başka bir şey ister misiniz? İstemem. Gidi yıllar Rafet'e bak sen. Ah. Ya Şadiye ben senden bir konuda yardım isteyecektim ya. Sen. Ben de. Evet şey bizim bu Galina'nın okulda şimdi yeni bir olay yapmışlar. Bizim çocukların doğum gününü kutluyorlar. Yemek getiriyorlar ama yemeklerin hepsi evde pişecek. Hani evde pişecek ki işte yardımlaşma, ev ortamı, aile ortamı falan o yaşansın çocuklar tarafından da. Şimdi ben bunun annesine gitsem anlamaz. Tatiana desen pasta börek işlerini bilmiyor. Hazır alayım diyorum güzel güzel şeyler. Kız tutturdu yani illa diyor evde yapılacak herkes gibi ben de onu yaşayacağım diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani. Ya ben yaparım. Ben yaparım da nerede yapacağız? Ya işte Galina'yı alırız. Bizim evde malzemeler falan var. 30 tane falan çocuk varmış. Ona göre hep beraber yaparız. Çocuk da görür hani. Çok iyi olur ya öyle bir şey yaparsan. Yaparız ya. Kolay ne olacak ki? Şey yaparız böyle neşeli neşeli bir şeyler yaparız ya. Çiçekler, börtü böcekler böyle hayvan figürleri falan. Ha? Harika olur var ya. Hani süper olur. Yaparız ya ne olacak? Ay çok güzelmiş burası değil mi? O senin içindeki güzellik. İçindeki güzellik o senin. Selamünaleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Recep Bey yok mu? Yok, gelir birazdan. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. Ne zaman burada olur? Kuş işi bir konu. Alışverişe gitti. Buyurun oturun, bekleyin. Vaktim yok. Mesaiye geç kaldım. Hastaneden geldiğimi söylersiniz Recep Bey'e. Hangi hastane? O onlar.
İyi günler. Deniz, ne yapıyorsun? Hiç. Dalmışım. Yoruldum ya. Canım ya, sesin çıkmadı hiç. Rüyada gibisin ha. Rıfat'a da sataşmadın. Çalıştım. Şu bütün dosyaları sıraya koydum. Amcamdan birçok iş geldi. Tamam. Yarın bir toplantı yaparız. Hepsini planlarız, olmaz mı? Olur. Sen nasılsın? İyi işte. Şu kadın geldi. Nalan Hanım. İşte boşanma davasını açıyoruz. Her şey tamam. Ne? Fırat da aramadı 10 gündür. Ne yapmalıyım? Acaba bu boşanma davasını açmalı mıyım artık? Benden bekliyor galiba. Tabii tabii. Kesin, acil, hemen. Vakit kaybetme, hemen aç. Hakime de şey dersin. 10 gündür beni aramadı, boşanıyorum dersin. Peki bu sessizliği neye yorumlamalıyım sence? Vallahi boşanma haricinde her şeyde yorumlayabilirsin. Utanmıştır, üzgündür, ne diyeceğini bilemiyordur. Hastadır, yılgındır, bıkkındır. Kahroluyordur derdinden, ha? Bir de gerizekalıdır, o ayrı. Kesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.